Türkiye'nin ovaları çevresine göre alçakta kalan geniş düzlüklerdir. Ovaların oluşumunda tektonik, volkanik, karstik olaylar ve akarsu faaliyetleri etkili olmuştur. Ovalarımız oluşum yerlerine göre iki bölüme ayrılır. Kıyı ovalar ve iç ovalar. Kıyı ovalar en önemli tarım alanlarıdır aynı zamanda. Kıyı ovaların diğer bir ismi delta ovaları olarak da geçer. Kıyı ovaları akarsuların denize döküldükleri yerlerde taşıdıkları malzemeyi biriktirmeye ile kıyı bölgelerimizde oluşan delta ovalarımızdır. Delta ovalarımızın oluşması için akarsuların bol alüvyon taşıması, kıyı derinliğinin az olması, kıyıda güçlü dalga ve akıntıların olmaması gerekir ve gelgitin etkili olmaması gerekir. Gelgit nedir? Ayın çekim gücüne bağlı olarak okyanuslardaki büyük çekim kuvvetidir. Anadolu'da biraz iç kısımda olduğu için bu gelgitin en az hissedildiği yerdir. Dağların kıyıya paralel ve kıyının hemen gerisinde uzandığı yerlerde delta ovası oluşmazken mesela Doğu Karadeniz'de dağların denize dik uzandığı yerlerde delta ovası kolay oluşmaktadır. Delta ovaları akarsuların farklı iklim alanlarından taşıdıkları toprakları biriktirmesiyle oluşan verimli alanlardır. Önemli demiş, okuyalım. Küçük Menderes Deltası, Selçuk Ovası da deniliyor bunun diğer bir ismi. Küçük Menderes'in denize döküldüğü yerde oluşmuştur. Bu nehrin getirdiği alüvyonlarının denizi doldurmasıyla bir liman şehri olan Efes şehri kıyıdan içerilere kalmış. Bunun neticesinde de liman şehri önemini yitirmiştir. Büyük Menderes Deltası, diğer bir ismine Balat Ovası da diyoruz. Büyük Menderes'in denize döküldüğü yerde oluşmuştur. Bu nehrin getirdiği alüvyonlar denizi doldurmasıyla bir liman şehri olan Millet şehri kıyıdan içerilere almış. Bunun neticesinde önemini yitirmiştir. Ayrıca bu nehrin getirdiği alüvyonların bir koyun önünü tıkamasıyla bugünkü Çamiça yani Bafa Gölü oluşmuştur. Bir uyarı var. Bazı alanlarda akarsular taşıdıkları malzemeyi kıyının gerisinde biriktirmişlerdir ve buna kıyı düzlüğü ovası diyoruz. Bunlar Akdeniz'de batıdan doğuya doğru mesela Köyceğiz, Dalaman, Esence, Finike, Antalya, Serik, Manavgat ve Asi ovalarıdır. Ne diyormuşuz buna? Kıyı düzlüğü ovaları. Akdeniz'de delta oluşturamaz diyoruz. Çünkü neden? Akdeniz'in yapısı karstik arazi şekli, yani suda erir değil mi? Suda erir ve diğer bir sebebi de tabii dik uzanıyor ama en belirgin sebebi karstik olması. Ama ne oluyor? Kıyının gerisinde de kıyı düzlüğü ovaları oluşuyor bu şekilde. Şu şekilde haritamıza bakalım. Yeşilırmak'ın Kelkit Kolu ile birlikte Çarşamba Ovası'nı oluşturuyor. Ülke içerisinde doğan ve ülke içerisinde dökülen yine en büyük akarsuyumuz Kızılırmak. Bu Kızılırmak'ın Devreze Delice Kolları ile birlikte Bafra Ovası'nı oluşuyor. Bafra Samsun'un gelişmesinin Samsun'da biliyoruz. Bir de Sakarya var. Sakarya'nın Porsuk Kolu var biliyoruz. Bu da Karasu Ovası'nı oluşturuyormuş. Bu yeni bir bilgi. Meriç, pirinç, birinci meriç. Meriç'te ne yetiştiriliyor? Pirinç. İşte burada ne var? Bakırçay, Gediz, Büyük Menderes, Küçük Menderes bu şekilde ovaları oluşturuyor. Bunların diğer isimleri de var. Onlara da bakalım. Ege'de en fazla ova var. Buradan onu anlıyoruz. Bakırçay'da diğer bir ismi Dikili. Gediz'in diğer bir ismi Menemen. Gediz'in diğer bir ismi neymiş? Gediz Ovası'nın Menemen Ovası. Küçük Menderes'in diğer bir ismi de Selçuk Ovası. Büyük Menderes'in diğer bir ismi Balat Ovası. Şimdi burada şöyle bir soru da çıkabilir. Mesela bu Bakırçay'ın üstüne şu kısma Mandıra Dağı, sonra Bakırçay'ı geçtikten sonra Yunt Dağı, sonra Gediz'i geçtikten sonra Boz Dağı, Manda yutmuş Boz'a'yı M'yle yazıyorduk ya, bu M'yi Büyük Menderes'in en altına yazacağız. Bu Bakırçay Ovası'nın Kaz Dağı'nı buraya yazdık. Mesela Mandıra'yı burada başladık. Mesela yani Mandıra ile Yunt Dağı'nın ortasında Bakırçay var diyebileceğiz. Yine İşte Yunt'la Boz'un arasında Gediz var. Boz'la Aydın'ın arasında Küçük Menderes, Aydın'la Menteş'in arasında Büyük Menderes var diyebileceğiz. Şimdi bunu söylemiştik zaten. Sonra diğerine bakalım. Göksu Silifke Ovası'nı oluşturuyor. Göksu aynı zamanda ne yapıyorduk Göksu ile? İç Anadolu bölgesi mavi tün akım projesiyle ne yapıyorduk? Sulanıyordu Konya değil mi Göksu'yla?
Türkiye'nin en büyük ovası diye sorulduğunda ise Çukurova kimin katkılarıyla? Seyhan ve Ceyhan'ın katkılarıyla Çukurova oluşuyor. Şimdi şuna bakalım. İç ovalar. İç ovaların oluşumda şekillerine göre şu şekilde sınıflandırılmıştır. Tektonik, karstik ve volkanik. En genelde tektoniktir. Hani Türkiye zaten bir deprem kuşağında yer aldığımız için tektonik ovalar en fazladır. O yüzden biz en son önce volkanik, sonra karstik, en sonra tektoniklere bakalım. Önce volkaniklere bakalım. Volkanik ovalar, yeryüzüne çıkan lavların tektonik çukurları doldurmasıyla meydana gelen ovalardır. Ülkemizde çok fazla rastlanmamakla birlikte, mesela nerede rastlanıyor? Doğu Anadolu ve İç Anadolu'ya bakarız bunun tektonik volkanik ovalar için, değil mi? Kayseri'de Develi'de var. Mesela şurası Tuz Gölü. Kayseri Develi burada. Erciyes Dağı'nın eteğinde oluşur bu. Üçüncüsü Erzurum'da, Ardahan'da, Çaldıran, Muradiye'de, Van'da, bu aynı zamanda Çaldıran ve Muradiye'de. Bu Erzurum ve Ardahan aynı zamanda buralarda lav plotaları vardı, değil mi? Şimdi ovaların genel özellikleri, Türkiye nüfusunun büyük bir kısmı ovalarda toplanmıştır. Mineral bakımdan zengin topraklardan oluşurlar. Bu yüzden verimli tarım alanlarıdır. Kıyı ovaları iç ovalara göre daha fazla yeşerliğinden tarımsal ve verimlilik ürün çeşitliliği fazladır. Ovalarımız genel tektonik alanlar içinde oluştuğu için deprem riski fazladır. Kıyı ovalarımız fizik haritalarda yükselti basamaklarına göre Ege'deki graben alanları yeşil, İç Anadolu ve Güney Anadolu ovaları sarı, Doğu Anadolu ovaları kahverengi, mesela Malatya, Elazığ ve Iğdır ovaları sarı renkte gösterilir. Unutmayın, unutturmayacağız. Akarsuyun taşıdığı materyali dağ etine biriktirilmesiyle dağ eti ovası, akarsuyun mesela Bursa'da, akarsuyun taşıdığı materyali kıyının hemen gerisine biriktirmesiyle Kıyı Düzlüğü Ovası, Antalya Asi gibi, Adapazarı gibi. Akarsuların taşıdığı materyali denize biriktirilmesi, Delta Ovası, Bafra Çarşamba gibi. Volkanik faaliyetler sonucu oluşan volkanik ovanı, Kayseri Develi Ovası gibi. Burada böyle bir not çıkarmış. Şuradan arkası yap, tamam. Şuraya bakalım. Karstik ovalar. Kalkar, cips, kaya tuzu gibi suda kolay eriyebilen kayaçların bulunduğu alanlarda oluşan ovalardır. En yoğunlarda Antalya bölgesinde vardır bu ovalar. Şimdi Muğla, Burdur ve Isparta'yı unutmayacağız. Bunlar karstik ovalar. Muğla, Burdur, Isparta. Isparta Ahılık ilimin başkenti aynı zamanda. Şimdi biz tek tek bu karstik ovaları sayalım. Birincisinden başlayalım. Korkuteli, ikincisi Kestel, üçüncüsü Elmalı, dört Acıpayam, beşincisi Muğla, Muğla'yı unutmuyoruz. Altı Tepenli, yedi Tavaz, 8 Burdur'u unutmuyoruz. 9 Isparta'yı unutmuyoruz. 10.sı da Gembos. Bunlar karstik ovalar. Şimdi tektonik ovalarımıza geçelim. Evet. Şimdi bu arada biz ne demiştik? Küçük Menderes, Efes'in hani liman kenti olmak özelliğini ortadan kaldırmıştı. Büyük Menderes de milletin, değil mi? Şimdi bunlar bu Anadolu'nun genç olduğunu gösteriyor. Bu arada İzmir Körfezi dolmasın diye de, toprakla dolmasın diye Gediz'in yatağı da değiştirilmiş. Bunu unutmuyoruz. Şimdi tektonik ovalara bakacağız. Fay hatları üzerinde çökmeler sonucunda oluşan ovalar. Ovalar, şurası Kuzey Anadolu fay hattı, şurası Doğu Anadolu fay hattı, şurası da Batı Anadolu fay hattı. Şimdi bu Kuzey Anadolu fay hattı Marmara bölgesinden Van Gölü'ne, kuzeyine kadar uzanır diyoruz. Ama mesela şu Erzincan'dan sonrası Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde yer almıyor. Bunu da unutmayalım. Neyse, biz birinciden başlayalım. Birincisi Sapanca, ikincisi Adapazarı, üç Düzce, dört Bolu, beş Kurşunlu Çerkez Çankırı hattında, altı Tosya Kastamonu'da, Tosya pirinci meşhurmuş hatta, yedi Merzifon, Suluova, Taşova, bu da Amasya'da, 8 Ladik, Trabzon'da, 9 Erbanikisar Tokat'ta, Su Şehri 10 Sivas'ta, 11 Erzincan'da. Bundan sonrası da Kuzey Anadolu fay hattında yer almıyormuş aslında. 12.si Erzurum, 13.sü Pasinler, 14.sü Ağrı, İshak Paşa Sarayı var Ağrı'da hatta, Doğu Beyazıt'ta. 15.si Iğdır'ı nedir? Bulunduğu konuma göre yükseltisi az, yağış az. Burada pamuk yetiştiriciliği yapılabilir. Mikro iklim vardı, değil mi? Evet, şimdi şu Ege'de bulunanlara bakalım. Bakırçay'ın oluşturduğu Soma, Bergama, Kırkağaç,
Bu Soma, Bergama, Kırıkkale ve aynı ikinci numara Manisa, Turgutlu, Aksiyar, Salihli, Alaşehir. Burada ne meşhur? Üzüm, zeytin. Torba litre Ödemiş. Ödemiş'te ne var? Civa var. Bunda Gediz'in oluşturdu. Yine Soka, Koçarlı, Sarayköy, Aydın, Nazilli. Burada da Büyük Menderes'in oluşturdu. Bu arada Sarayköy'de jeotermal üretiliyor. Yani sıcak sudan buharla enerji üretiliyor. Aydın incirini de unutmayalım. Evet. Şimdi Doğu Anadolu Fay Hattı'na bakalım. Doğu Anadolu Fay Hattı'nda ise birinci olarak Amik Ovası. Amik neydi? Burada Nur Amanos Dağları vardı. Bu Amanos Dağı'nın eteğinde oluşan ova. Bu ova kırık. Bu dağ Kırıkhorst'tu. Kırıktı değil mi? Kırık dağıydı bu Amanos Dağı. Aynı zamanda şunu söyleyeyim. Neyse onu birazdan söyleyeyim. Ya da şurada söyleyeyim. Şimdi akarsuların biriktirdikleri sadece denizde olmayabilir. Mesela dağın eteğinde de biriktirebilirler materyal. Uludağ eteklerinden gelen akarsular dağ eteği ovasını oluşturmuşlardır. Bursa en önemli dağ eteği ovasıdır. Amanos Dağları da mesela Hatay Dört Yol'da yine dağ eteği ovası var. Akarsu materyali dağ içine biriktirirse dağ içi ovası oluşur. Kıyının gerisinde birikirse de kıyı düzlüğü ovası oluşur. Kıyı düzlüğü ovası da Antalya demiştik, tam neyse. Bu Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde olanlardan devam edilir. Birincisi Amik Ovası dedik. İkincisi Kahramanmaraş. Linyiti ve dondurması ile meşhurdu. Üçüncüsü Adıyaman, Komagene, Nemrut Milli Parkı. Dördüncüsü Malatya, Kayısı ve burada neydi? Bu şey bir mikro klima alanı. Pamuk yetiştiriciliği yapılıyordu. Beşincisi Elazığ, maden çeşitliliği en fazla olduğu yer. Altıncısı Karlıova, Göynük, Bingöl'de. Yedincisi Muş, Varto. Evet. Şuradaki yazıları okuyalım. Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde olanlar. Bu ovalar Marmara'dan Van'ın kuzeyine doğru uzanır. Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde olanlar. Bu ovalar Nur Dağları'nın eteklerinden Van Gölü'nün kuzeyine kadar yan yana sıralanmıştır. Batı Anadolu Fay Hattı üzerinde olanlar. Bu ovalar Batı Ege'den Graben Sağları üzerinde Doğu Batı uzanışlı olarak yer alır. Bu videomuz da bu kadar. İzlediyseniz eğer kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.